Ateş hatındaki iki evde insanlar kendilerini bombardımandan korumak için Kiev'deki sığınaklara sığındı. Şimdi kameraman arkadaşım Ünsal Çakin ile beraber Kiev'de bir sığınağa geldik. Burada normalde 50 civarında insan yaşıyor, aileler var ama an itibariyle elbette ateşkesin sağlanmasıyla birlikte e, o insanlar kısmen de olsa biraz rahat nefes aldı ve evlerine e, geri döndüler ama hali hazırda hala sığınakta olanlar var tabii ki. Şimdi bir odaya girdik ve burada bir aile var, anne ve iki çocuğu şu anda e, görüyorsunuz Kiev'deki bu binanın altındaki sığınağa e, geldiler ve e, kendilerini savaştan korumak için buraya e, attılar. Çocuklar da işte battaniyenin altında çünkü gerçekten Kiev'de şu dakikalarda dondurucu bir e, soğuk hakim. Dolayısıyla sığınakta da olsalar e, bu soğuk kendini fazlasıyla hissettiriyor ki gün içerisinde aslında baktığımızda Kiev'de ateşkes sağlanması nedeniyle bir bombardıman sesi yoktu ama özellikle sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman yağan bir kar yağışı vardı. Dolayısıyla onun getirmiş olduğu bir soğuk e, hava vardı. Dolayısıyla çocuklar da şu anda kendini o soğuktan korumak için anneleri kendilerini işte bu battaniye ile örttü. Tabi savaşın e, en ama en acı yüzünü yüzüne tanıklık ediyoruz şu anda. Kameraman arkadaşım Müsal Çekin ile beraber iki tane küçük çocuk muhtemelen biri 3-4 yaşlarında biri daha da küçük iki yaşında ve bu çocuklar maalesef hayatta kalabilmek adına aileleriyle birlikte annesiyle birlikte işte bu sığınağa e, geldiler ve yaşamlarını da maalesef ama maalesef bu noktada sürdürmek durumunda kalıyorlar. Bakın, hani diyoruz ya savaş en çok ama en çok çocukları ve kadınları mağdur ediyor. İşte onun bir e, aslında benzerini yaşıyoruz şu anda. İki tane çocuk henüz hiçbir şeyden haberleri yok ve maalesef bir binanın en alt katında. Zemin katının da altında kötü şartlar diyebileceğimiz bir ortamda maalesef yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bakın burası aslında çok daha önceden hazırlanmış bir yer. Elbette bakın şu boruları görüyorsunuz. Bunlar elbette doğalgaz boruları. Dolayısıyla böyle bir atmosferde böyle bir ortamda bu çocuklar yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İşte daha önce yaptıkları aldıkları gıdalar. Burada çocukların bakın kitaplarını görüyorsunuz. İşte o oyun kartlarını görüyoruz. Bunlarla çocuklar eğitimini aynı zamanda sürdürmeye çalışıyorlar. bu zor şartlar altında gerçekten bu noktada böyle bir yerde yaşamak hiç ama hiç kolay değil. Özellikle çocuklar açısından hiç ama hiç kolay değil ama maalesef uzun zamandır Kiev için tehlike çanları çalıyordu ve özellikle her geçen dakika biraz daha yaklaşan, Rus konvoyu hakim dolayısıyla hemen yanı başındaki evin hemen yanı başında İrpin'de çok ciddi bir bombardıman vardı. O bombardıman her ne kadar şu anda ateşkes sağlanmasıyla birlikte dursa da insanlar yine de birçoğu evlerine gitti ama hala tereddütte olanlar var. Bakın işte yemeklerini burada hazırlıyorlar. Hazırlıklarını yapmışlar tencereyi görüyorsunuz. Ufak bir ocak getirmişler ve bu ufacık ocakta 50 kişi burada yemeklerini yapıp Yemek yemeye çalışıyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çok zor şartlar altında. Bakın su e, sularını burada e, biriktirmişler. Elbette burada ne kadar kalacakları hiç ama hiç belli değil. Çünkü bu savaşın ne kadar süreceğini kestirmek çok zor. Bir tarafta saldıran, bir tarafta şehirleri bombardıman altına alan bir e, e, Rusya Birliği, diğer taraftan can Sperane kendini savunan bir e, Ukrayna var. E, ve Kiev'de de çok ciddi ama. Ee, çok ciddi çalışmaların e, olduğunu ifade etmek mümkün. Bakın şurada işte çocukların e, derslerinden geri kalmamak için de, çocukların derslerinden geri kalmamak için e, yanlarında getirdikleri resimleri görüyoruz, kalemlerini görüyorsunuz, defterlerini görüyorsunuz. Burada hem yatıyorlar hem kalkıyorlar, yemeklerini yiyorlar aynı zamanda ders e, yapmaya çalışıyorlar. İşte bir tane oyuncak oyuncağını da yanında e, getirmiş görüyoruz gerçekten şu tablo içimizi acıtan, içimizi parçalayan bir tablo. Burada yataklar var. Şuraya doğru gidelim. Ünsal Çekin'le beraber. Şöyle Ünsal bu tarafa doğru gelirse bakın yataklar yere serilmiş. Aileler, çocuklar, anneler, babalar maalesef işte bu yataklarda yatarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yoğun bir bomba, bombardıman var hemen Kiev'in yanı başında Irpin'de, Baça'da, Jitomir'de. O noktalarda ciddi bombardıman söz konusuydu. Daha dün akşama kadar ki canlı yayında tanıklık ettik. Beş patlama ard arda yaşandı Kiev sokaklarında ve sirenler de beraberinde çaldı. İşte sirenler çaldığında da insanlar evlerinden koşa koşa, koşa koşa bu noktaya geliyorlar. Burada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ateşkes sağlandı. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte aileler şimdilik evlerine döndü ama hali hazırda hala... Burada yaşamlarını sürdürenler olduklarını ifade edelim ki e, şurada dolapları görüyorsunuz. Bakın daha önce hazırlık yapıldı elbette. Bu dolaplarda insanlar yiyeceklerini biriktirdiler. Bakın birkaç parça artık çokça bir şey de kalmadı dolaplarda. Tabi günlerdir yaşamlarını burada sürdürüyorlar. Her market açık değil. Zaman zaman marketler açıyor ama o marketlerde de her şeyi bulmak çok da kolay değil. Boş bir dolap maalesef. Ee, görüyorsunuz o noktaya bir kez daha şu tarafa doğru yönelelim. Çocukları maalesef çocuklar savaşın en ama en acı yüzüne tanıklık eden e, kişiler oldu. Çocuklar, anneler, kadınlar. Sıkladım. İşte burada e, burası da erzakların olduğu daha önce hazırlanmış bakın burada görüyorsunuz. Hazırlıklar yapılmış, biriktirilmiş. Yemekler var burada. Aynı şekilde hemen arka tarafta bir dolap var. Ünsal'ın hemen arka tarafında orada da yine marketten alınan yağlar var, ee, yiyecekler var, makarna var ve çocuklar için alınan cipsler var. İşte çocuklar da e, burada besleniyor. Aileler burada yemeklerini yiyorlar. Burada e, yaşamlarını sürdürmeye gayret gösteriyorlar. Şöyle. Ünsal Çekin'den bir kez daha rica edeceğim. Çocukların olduğu bu alana geldik. Anne ve çocuklar gerçekten hayat onlar için çok ama çok zor. Pek tabii ki böyle bir ortamda yaşamak çok da kolay olmasa gerek. İşte çocuklar da zaman zaman böyle telefonla oynayarak zamanlarını geçiriyorlar. Burada geçiriyorlar tabii internetin iyi çekmediği bir ortamdayız. Bir kez daha belirtelim. Savaşın en ama en acı yüzünü ekranlara getirmeye çalıştık. Kameraman arkadaşım Ünsal Çakin ile beraber. Sığınakta yaşayan iki çocuk ve anne. Aslında burada daha fazla kişi vardı. 50 kişi vardı. Ama ateşkesin sağlanmasıyla birlikte onlar şimdilik evlerine döndü. Bu aile şimdilik sığınakta yine yaşamını sürdürmeye devam ediyor.